Herkese günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Saatlerimiz kaç oldu? 9'a 20 var. Hak'tan gidelim epey bir oldu. Bir 20-25 dakika oldu. 10 geçe falan çıktı o. Ben de şimdi şöyle kahvaltı sonrası bir keyif çayı koyuyorum. İşimi gücümü toparladım. Salonu el süpürgesiyle aldım. Daha sonra birazcık odaları falan topladım. Balkonda çamaşırım vardı, onlara şey yaptım. Çöpümü çıkarttım, en son çıkarken onu da atacağım. Öyle örtüleri falan tekrar bir sirkeledim, yaydım, kürkü sirkeledim. Şöyle çayımı koydum. Eşim de kalkar şimdi. O da böyle kahvaltısı hazır. Bıçımcime de burada. Hayal, sana su koyalım, suyun azalmış. Su koyalım çocuğum. Dediğim gibi balkonda çamaşırlar vardı. Onları da topladım, katladım, yerlerine yerleştirdim. Şimdi artık şöyle güzel bir keyif çayı içme vakti diye düşünüyorum. Bugün baya baya bir sıcak. Çok sıcak var bugün. Daha sabahtan sıcak. Şöyle açık kalsın. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Vallahi bugün cuma oldu. Ne çabuk oldu. Daha sanki dün başladı çocuklar okula. Pazartesiydi. Cuma oldu bile. Neyse, Hak'tan bugün erken çıkacak. 3:20 geçe cumaları çıkıyor. Diğer günler 5'e 10 kala çıkıyor. Dersleri fazla onların şey olduğu için, müzik bölümü olduğu için. Geçen sene de geç çıkıyorlar. 5:30 gibi geliyor ama ya. Çok da geç olmuyor. 9 ders almış oluyorlar. Hadi bakalım ben birazcık oturayım, haberleri izleyeyim çayımla. Ondan sonra tekrar sizinle bir yerlerde buluşuruz bakalım. Biz dükkana geldik arkadaşlar. Arabada gelirken mama aldık. Hemen böyle mama tabağına koydum. Ay yavrum nasıl yiyor maşallah. Ye kızım. Ye. Şu mamadan aldık. Şeyde, Carrefour'da. Hadi afiyet olsun güzelime. Evde de dünden kalan birkaç parça balık vardı. Onları da dışarıdaki kedilere verdim. Çünkü Arap hamsi sevmiyor. Hamsi çiğ seviyor. Çay suyumuz da kaynadı. Hemencik bir demleyelim onu. Saat 10:20 geçiyor. Bugün dükkanda bayağı bir temizlik işlerim var. Onları halledeceğim. Dün bayağı yoğundum. Ama önce kendim bir kahve yapayım, değil mi? Çay demledikten sonra su artarsa Yasemin'in kahve suyudur o. Şöyle. Dün yoğunluğumuz vardı, bahsetmiştim ya. Dükkan berbat. Yüzeysel bir toplama yaptım ama dip köşe bir temizliğe ihtiyacı var. Şimdi şu kahvemi içeyim, bir enerji toplayayım. Ondan sonra girişeceğim bakalım temizliğe. Dükkandan çıktım. Saat 2'ye geliyor. Şimdi nereye gidiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? AVM'ye gidiyorum. Bizim buradaki Çavuşları'daki AVM'ye gidiyorum. Orada BKM kitap var. DR kitap mıydı? Aynen öyle. Ya DR'ydi ya BKM'ydi, ismini hatırlamıyorum. Hak'tan'a ek kaynak kitap gerekiyor fizikten. Gideyim ona bakayım. İnternette var gözüküyor ama. Bakalım şubesine var mı? Yoksa internetten sipariş vereceğim. Öyle bakalım. Bir de Media Market'e uğrayacağım. Bir şey bakacağım. O kadar yani. Şimdi geldim neredeyse. Ay ne kadar kalabalık bugün ya. Her yerde araba dolu. Cuma değil mi acaba kalabalık? Pazar falan da var ya. Ben bugün pazara inmeyeceğim ama. Bakalım. Hemen zaten girişte kitapçı.
Kitap yok, kitabı bulamadım. Okyanus Yayınları'nın kitabı satılmıyormuş. Şimdi aşağıya Medya Market'e iniyorum, bakalım aradığım şeyi bulabilecek miyim? Yeni yeni yerler açılmış buralara ya. Bayağı güzelleşmiş, bayağıdır girmiyordum ben. Şuradan şimdi aşağıya ineceğim. Bayağı mağaza açılmış yani. Şurada belediye mağazası var, elektronik. Ne ki onun adı acaba? Medya Market burası değil, o daha ileride. Ha, Samsung'muş. ...20 yıl garanti yazıyor. Çamaşır makinelerinin üstünde. Samsung mağazasında. Parfümleri de var burada. Mat parfümleri. Gördüm orada. Gireyim çıkayım. Kısa kısa. Burada bir tane mağaza varmış. Şey, bu AliExpress ürünleri satılıyormuş orada da. Geçen bir müşterim söylemişti. Hangi mağaza acaba? Mağazadan çıktım arkadaşlar. Dediğim gibi kitabı bulamadım. Medya Market'e girmemin sebebi de şeydi. Sadece bir fiyat araştırması yapıyorum. Markaların böyle fiyat araştırmasını yapıyorum. Blender'ım bozuldu biliyorsunuz. Bir de şey istiyordum. Ay, lokosu. Doğrayıcı vardı, annemin vardı, o bozuldu. O yüzden de dedim ayrı ayrı alacağım ama set halinde alayım, ne kadar fiyatları diye şöyle bir baktım. Medya Market'te bayağı bir uçmuş fiyatlar. İşte 1600, 2000, 3000, 4000 çıkıyor. Markasına, voltuna göre çıkıyor, yükseliyor. Öyle yani, bir araştırma yapayım dedim. Düşüneceğim bakalım. Biz eve geldik arkadaşlar. Geleli bir 20 dakika oldu. Saatlerimiz 7'yi geçiyor. 7.30'a geliyor. Ve evet, Simbo'nun blender setini aldık arkadaşlar. Ben daha sonra almayı düşünüyordum. Fiyat bakıyordum. Bugün size söylemiştim ya. Carrefour'da görmüştüm bunu. Eşim dedi ki beklemeye gerek yok, girip alalım dedi. İhtiyacım var dedi mutfakta. Böyle aldık. Bakalım sizinle şimdi beraber açacağım. Daha hiç açmadım. Daha zaten yeni geldik eve. Beraber bir açalım inşallah. Güzeldir. 1000 wattmış bu arada. Vallahi özellikleri falan güzel gibi geldi. 2 bıçaklı blenderı var. Mikseri var. Zaten mikser bende vardı ama şu ikisi için zaten aldım. Bir de burada rendeli mendeli bir şeyleri var. Onları da bilmiyorum şu an ne. Daha önce böyle set kullanmadım çünkü. Şimdi sizinle beraber açalım bakalım. İnşallah sağlam çıkar. Çünkü şeymiş, markete geri iadesi yokmuş. Servise geri iadesi olması gerekiyormuş. Eğer çalışmama gibi bir sorun olursa Allah korusun. Şöyle ana gövdesi çıktı. İyi. Benim Medya Market'te gördüğüm aynı marka. Bunun yarısı kadardı şu gövdesi. Yani çok küçüktü. Böyle tutma yeri falan yoktu. Bu ne? Kullanma kılavuzu mu? Aynen, kullanma kılavuzu. Şurada kalsın. Daha sonra... Bunu nasıl almışlar?
şöyle mikser şeyleri. Daha sonra kapattık. Şöyle blender şeyi çıktı. Oo, bir sürü aparatı var ya. Şurada motoru var. Bir mal iyidir diye düşünüyorum. Çünkü bundan önceki benim blenderım 750 watt mıydı? 700 müydü? Neydi? Zaten kademeli. Şöyle ikili. Daha sonra bakalım bunlar nesi? Şimdi kullanım kılavuzunu açacağım. Bir sürü aparatları çıktı çünkü. Bunlar ne olarak kullanılıyor? Bakacağım. Böyle aparatları var çünkü. İşte şunları diyorum. Bakın rende şeyi falan var. Başka bir şey var mı içinde? Başka bir şey yok. Şimdi şuna bakalım. Garanti belgesi de burada. 2 yıl garantiliymiş. Şeyleri, bıçakları içinde. Bu böyle mi duruyor yani? Evet. Garantiyi nasıl yaptılar ki? Garanti belgesi içinde. Evet. Tamam, bu şekilde bu şekilde takılıyor. Belli. Blender takmak istediğimiz zaman da zaten olay belli. Bunları, bunun ucuna takıyoruz. Aynen şöyle. Hadi bismillah şöyle bir deneyelim. Şimdi şunu bir açalım. Bütün aparatlarını deneyelim ki emin olalım. Bu tamam. Mikser aparatımız çalışıyor. Şimdi şu blender'a bakalım. Bu önemli benim için. Bu da iyi. Şimdi bu da blender'ı çalışıyor. Son olarak da bunun kapakları nerede? Ha şu. Oturdu mu? Oturdu. Son olarak da bunu. Şimdi bu da tamam. Bu da çalışıyor. İyi. Şunları merak ettim de. Bunlar ne diye. Peki bu ne? Harbiden lazım ya. Şu aparatlarını. Neyse Allah'a şükür makine çalışıyor. Bir sıkıntısı yok. Şükürler olsun. İnşallah da dayanıklıdır. Mesela şu şuraya takılıyor. Bunları artık zamanla çözerim. Bu böyle takılıyor şuraya. Şimdi naylon daha üstünde bir şey yapmayayım. Büyük rendesi var. Küçük rendesi var. Ama nasıl çalışıyor işte. Neyse. Rendeye gerek yok şu an zaten. Benim için önemli olan dediğim gibi şu şeyleriydi. Tüm parçalarını denedim. Çok şükür çalışıyor. Gördünüz zaten. Bir şu aparatı denemedim.
Şöyle rendeleri falan takılıyormuş. Daha üstünden naylonları duruyor bunun bu arada. Mavi onlar. İşte şu şekilde şu aparatı denemedim ama şu blenderı, mikseri, bir de şu doğrayıcıyı denedim. İnşallah bir sorun, bir şey çıkmaz. Gayet güzel çalışıyor çünkü. Fiyatını merak ederseniz arkadaşlar 800 lira peşin fiyatı. Gayet iyiydi yani. Dediğim gibi bunun haznesinin küçük olanını 1600'de gördüm. Şeyde Medya Market'e girmiştim ya. Sadece 1500 watt'tı ama haznesi baya baya küçüktü. Hiç böyle büyük geniş değildi. Maşallah bunun haznesi de güzel. İnşallah dediğim gibi uzun ömürlü olur, güzel olur. Kullanımda rahat olur yani. Şimdi ben buna güzel bir yer ayarlayacağım. Parçalarını, aparatlarını yıkayıp kurulayıp yerine koyacağım ama nereye koyacağımı şu an bilmiyorum. Bir yandan da yemeğimi ısıtacağım. Şimdi yemekleri koydum ısınmaya. Burada kuru fasulyemiz var. Burada da şöyle ortaya bir tabak çıkacak kadar pilavımız var. Bu kuru fasulye hatta yarın da yeter. Ben yarın için tavuklu pilavı yapacaktım ama bunun yanına bir şey yapmam ya. Yanına salata yaparız. Bu şekilde yenir. Şimdi burada böyle havuçlar var. Bunları anneme rendeleyeceğim. Hem yarın falan yemesi için de. Şöyle içine de pancar. Ay pancar diyorum. Neydi kız bunun adı? Pancar doğru. Pancar mıydı? Tonay bunun adı pancardı değil mi ya? Aa unuttum. Evet bir tane de pancar rendeleyeceğim. İçerisine onların. Bize bir tane şöyle iri havuçtan yapacağım. Bu bize yeterli. Çok gitmiyor çünkü bizde salata. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi sizi sabitleyeyim. Makinemi de kaldırdım. Şöyle yukarıda dolaba kaldırdım. Şu şekilde orada kalsın. Aparatlarını da yani o motorunu falan da bez torbaya koyup çekmeceme koydum. Nemlenmesin diye bez torbaya koydum. Şimdi bunları güzel soyayım, yıkayayım. Hemencik rendeleyeyim. Anneciğim ben oraya kuru fasulye nasıl koyacağım ya? Saçmalama. Soframıza git. Aha, ısınıyor hayatım. Daha müsait bir zamanda onu rende şeyini de bir deneyeceğim ama şimdi şey yapmayacağım. Şimdi yemek hazırlamam gerekiyor. Sadece çalışıyor mu çalışmıyor mu diye aparatlarına baktım. Onun dışında daha şey yapmadım yani. Öğrenmedim nasıl o şeyleri, rende aparatları nasıl oluyor. Nasıl takılıyor, nasıl ediyor. Daha onu öğrenmedim, bakmadım. Şunu da soydum. Thank you.
Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şöyle tatlımızı da koyduk. Bir dilim de kendime aldım. Çaylarımızı da koyduk. Yalı Çapkın'ın yeni bölümünü bekliyoruz şimdi. Başlar birazdan. Saat kaç oldu? 9:20 var. Artık burada da videomu kapatayım. Bugünlük sizlere veda edeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.